Evet efendim. Aslında bir vasiyettir kültürümüz, medeniyetimiz. Bir mirastır bize kalan ve geçmişin bütün güzellikleriyle birlikte bize bir altın tas içerisinde sunulan. Bu kültürün, medeniyetin içerisinde elbette ilim var, irfan var, iman var. Nihayetinde bütün güzellikleri bize sunan ecdadımız, geleneksel bir olgu olarak bize musikinin en güzel örneklerini takdim etmiş. Niye bu fiilde bulunmuş, niçin bizim için böyle güzel bir örneği önümüze sermiş? Elbette bizim kendi ruh dünyamızla barışık olabilmemiz ve ruh dünyamızı işte geleneğimizin, kültürümüzün bütün güzellikleriyle süsleyebilmemiz için, bezeyebilmemiz için bize bu güzellikleri takdim etmiş. Elbette hayat sadece bu güzelliklerle beraber insanın kendi dünyasını, vücut iklimini güzelleştirebilmesi için sunulan güzel bir imkan. Allah-u Teala bizleri bu imkanı değerlendirebilen ve Hafız Kemal'in sesiyle bize sunulan bu muhteşem eserdeki gibi bu mirası gerçekten liyakatli bir şekilde değerlendiren kullarından olmayı, bu zümreye dahil olmayı bizlere nasip eylesin. Evet. Bugün çok değerli bir konuğumuzla aslında bizlere sunulan bu güzellikleri kendi imkanı ve gayretiyle birlikte bizlere takdim eden ve hayatı boyunca bize sunulan bu geleneksel musikinin lezzetini takdime uğraşan, çalışan, çaba sarf eden çok değerli bir konuğumuz var. Değerli üstadım, abim, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürümüz Murat Salim Tokaç Beyefendi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız üstadım? İyisiniz inşallah. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Elhamdülillah. Gördüğünüz gibi Muhabbetname programında hem muhabbet dolu hem de name dolu bir yolculuk yapıyoruz. Söyleşi yapacağız sizlerle. Biz burada muhabbetteyiz. Gelen buyursun diyorsunuz. Eyvallah. Eksik olmayın. Yani teşekkür ederiz. Allah aşkımızı ve muhabbetimizi arttırsın duasını da sürekli beraber tekrar ediyoruz. Nasıl gidiyor efendim hizmetler, gayretler? Özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda yıllardır elbette çaba sarf ediyorsunuz ama onun öncesi var. O öncesi de ta ki hani Orta Asya'dan üç telli saz ile gelişimize kadar dayanıyor herhalde. Yani maksat eğer demin söyledikleriniz ise amaç bu yoldaki kat edilen mesafeler, mekanlar her neresi olursa olsun evet, onlar bize sadece araç olmak duygusuyla hareket ettiriliyor. Ve burada bizim kendimizi eğer bu duyguların içerisinde yer bulmak, emaneti o dediğiniz ölçülerde aldığımız yerden, bulunduğumuz noktaya, bulunduğumuz noktadan da bizden daha sonrakilere aktarabilmek duygusunu iyi beslersek, hı hı, zannediyorum bu yüzyıllar boyunca akıp giden bir nehir gibi, evet, hiçbir zaman kaybolmayacak. İnşallah. Hiçbir zaman kendisinin değersizliği değil, hı hı, tam tersine bizim ona ne kadar irademizle hizmet edebildiğimizi gösteren medeniyetin işte o ta kendisi, taşıdıklarımız, yanımızdakiler. Yani hep onu söylerler ya, evet hani devletlerin toprak sınırları değişebilir, evet, küçülür, büyür tarih, evet, içerisinde ama o devletleri devlet yapan ki özellikleri işte o medeniyeti, evet, maneviyatı ve küçücük bir toprağa sahiptir ama yüzyıllar boyu konuşulacak kadar o medeniyet ürünlerini taşımıştır ve sonrakilere de aktarmıştır diye acizane söyleyebiliriz belki. Eyvallah. Aslında kültür ve medeniyet devletlerin ömrüyle sınırlı değil. Değil. İfadenizden o anlaşılıyor ki devletlerin sınırları da haritalardan ibaret değil. Tabii. Yani musiki eserlerinden, okunan eserlerden aslında sınırlar çok çok daha net anlaşılabiliyor. Yani kültürün, sanatın biz şu andaki konuştuğumuz kısmı musiki ama evet, sayamayacağımız kadar belki yani estetik duyguları harekete geçiren, hı hı, ve o duyguların insan ilişkileriyle birlikte
her türlü duyguya hitap edercesine bizleri güzelleştiren, ki maksat da o değil midir zaten? Elbette. Yani tabii. Dinin içindeki başlıca özellikler, yani insan hayatını, sosyal hayatları birbirine bütünleştiren duygular olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla her ne açıdan, hangi pencereden bakarsak bakalım, bizim şu anda burada bu mahsulün sadece bir dalı olan musiki ve diğer güzel sanatların bütün dallarına baktığımızda estetik duygularımızın daha birbirimize yakınlaşmamızı, bir arada durmamızı ve neticede de toplumun bu değerlerle birlikte işte sınırların maddi olarak değil, yüzyıllara dayanan, yüzyıllara öteleyen sınırlar olduğunu ispatlıyor. Üstadım, lütfederseniz sizin icranızda biz vücut dünyamızı memnuniyetle telezzüz hale getirsek. Estağfurullah. Tabii o söyledikleriniz sizin bize bakış açınızın güzelliğini gösteriyor. O estetik duygusu da bize bakışta. Tabii en iyisinin ne olduğunu biz biliyoruz hepimiz. Yani onu telaffuz etmek için gerek bile duymuyoruz. Buradaki yol o en güzele olan aşk ve o en güzele doğru yaklaşabilmek meselesi. O da sizin içinizdeki ilgilendiğiniz alana olan aşkınıza ve bağlılığınıza bağlı. Bizim işte çocuk yaştan, daha doğrusu anne karnından duymaya başladığımız sesleri hemhal olarak etrafımızla paylaşmak duygusu. İsterseniz bizim o yıllardan kalma ve son geçtiğimiz aylarda yayınlanan Vahdet Sırrının Sedası diye iki takım, Ney ve Tambur'dan oluşan, evet, o takımdaki Uşşak, ki zaten adından anlaşılacağı üzere aşıklar. Aşıklar. Benim de ilk geçtiğim makamlardan ve o CD'deki eser Uşşak Saz Semaisi, Aziz Dede'nin, onu eyvallah icra etmeye çalışalım. Lütfen. Biz burada tabii kendimizin sohbetinde sıkılmadığımız için dinleyenlerimize ve takip edenlerimize, seyredenlerimize de ikramda bulunmuş olalım kendimize. Ne güzel bir ikram abi. Thank you.
Harikulade, maşallah. Bir saz eserinin, bir peşrevin insan dünyasında gerçekten çok farklı etkileri var. Aslında eserin elbette makamsal yapısı, bestekarın kendi üslubu, özellikleri bilindiğinde bu etki çok çok daha fazlalaşabilir. Lakin ne olursa olsun bir şey ifade eder her insanın. Daha doğrusu ruhu güzelliklere aç olan ve açık olan her insanın dünyasında muhakkak bir şey fark ettirir veyahut da çok büyük değişikliklere sebebiyet verebilir. Hissiyatınız nedir bu eser icra ederken? Yani pek çok eserle ilgili bu değişik duygular. Makamların tabii tabiatı. Değişik duyguları hem ifade edebilecek hem de insana da onları hissettirecek şekilde olabiliyor. Ama ben özellikle bu Uşak makamını ve Uşak makamındaki bu eserleri, Aziz Dede'nin bir de Salih Dede'nin hem peşrev hem saz semaisi, daha böyle insana derinliklerde bir şeyler hissediyor, hissettiriyor. Evet. Tabii onun ifadesi her zaman sözlü olmuyor ama sözün bittiği yerde işte o musiki cümleleri karşıya, evet, ve kendinize hem içe dönüş hem dışarıya onu yansıtmak anlamında mutlaka bu stresli bir durumdayken, evet, icra ettikten sonra, kızgın bir haldeyken dinledikten sonra veya çok sevinçliyken o sevincin daha yan dallarla, sevince ait değişik duygularla birleşmesine vesile olacak durumlar, evet, yaratabiliyor. Bu icra eden için de öyle, dinleyen için de öyle. İcra eden belki biraz daha, çok az da olsa kendi içinde olduğu için bir parça daha yakın olabilir diye düşünebiliriz. Belki hissettirdiği kadar hissettirecek tabii karşı tarafa. Yani bu tamam. Daha hissettiği kadar hissettirecek tabii, daha tabii doğrusu. Yani siz bu eskiler hani sathi dediğimiz, evet, yüzeysel. Evet. Ona, o bakımdan düşündüğümüzde elinizdeki kabiliyetin, ya da uğraşınızın, sizin ne derecede onunla hemhal olduğunuz ve hemhal olabildiğiniz neyse karşıya da onu ancak o kadar yansıtabilirsiniz. Hani buradan yola çıkarak pek çok şey konuşulabilir ama tabii, evet, o zaman sohbet başka yere gider.
Eyvallah. Abi müsaadenizle bir eser seslendirmek memnuniyetle istiyorum. Dinleyelim, biz de böyle hoş olalım. Eyvallah. Nihavet makamında bir eser. Alem yüzüne saldı ziya Ali Muhammed. Alemin yüzüne, hatta kainata o ziyanın, nurun yayılmaya başladığı an ne vakittir bilmiyoruz ama böyle kısa bir anekdottur. Derler ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'a yaşını sormuş. O da demiş ki falanca yıldız vardır, ben o yıldızı şu kadar bin senedir görürüm. Evet. Ve oradan yola çıkarak da Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de bir yıldızının olduğunu, hatta o mübarek gecede, Rabi'l-Evvel ayının 12. gecesinde de Peygamber Efendimizin yıldızının doğduğunu haber edenler olmuş. Eyvallah. Müsaadenizle icra ederim efendim. Şahı Kerem'dir.
Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Ne zaman okursam bu eseri evet. Rahmetli babam aklıma gelir. Allah ve onun eylesin. Allah razı olsun. Hazreti Hasan ve Hüseyin efendilerimizden bahsederken bir keresinde ikazda bulunmuştu. Kısık sesle söyle orayı. Demişler. Unutamıyorum diyorsun. Evet, unutulmuyor yani tabii. Her an. Onlar başka anlar. Eyvallah tabii ki. Üstadım, tabii maksadımız sizi dinlemek. Estağfurullah. Lütfeder misiniz hemen? Memnuniyetle şey? Biz zaten çalmadığımız zaman belki huzursuz oluyoruz. Evet. İcra ettiğimiz zaman huzura eriyoruz. Paylaştığımız için. Hep beraber huzura erelim. Eriyoruz da zaten. Şimdi bizim gayrimüslim dediğimiz ama bu topraklarda birlikte yaşamış olduğumuz en az bizim kadar hissetmiş ve ondan sonra o ürünleri vermiş olan bestekarlarımızdan, müzisyenlerimizden bir tanesi. Udi Arşak Efendi'nin Eyvallah. Ferah Feza makamında bir saz semaisi var. Ki o da gene bu bizim CD çalışmamızdaki icra edilenlerden birisiydi. Lütfen buyurun. Başlarına tabii ki ilk eserde olduğu gibi makamı tarif eden küçük evet. taksimlerle süslüyoruz. Thank you.
Ne diyeceğimi bilemiyorum. Zuhurat dediniz ya. Evet. İşte o. Bazen hani elbette. Aşk boyutunda
eğer derdini çekmiyorsa o zaman o yüzeyde gördüklerimizle yetiniyoruz. Evet. Ama aksi takdirde o dertle dertlenip aşkla artık böyle nasıl söyleyeyim Mecnun gibi hani başka evet. hiçbir şey görmemecesine o işle ilgileniyorsa tabii ki hissiyat herhalde biraz daha farklı olacaktır. Elbette. Bir de tabii bunu da bir basamak olarak kullanmak gerekir. Tabii. Ve eğer maksadımız aşka ulaşmaksa bu noktada elbette ki aşkın da tezahürlerini de kendi dünyamızda ciddi anlamda yaşamamız lazım. En azından bunun bir zuhurat olduğunu fark edebilecek noktaya kendi ruh dünyamızı getirmemiz lazım. Zaten siz eğer o aşkla yapmaya başlayıp yani ilerledikçe daha çok hissediyorsanız onu oraya doğru gittiğinizi de yavaş yavaş anlıyorsunuz. Yani bu tabii ben buraya ulaşacağım duygusuyla bir rekabete yönelik işte daha iyisini yaparım böyle de yaparım falan hani maddi taraftan biraz sıyrılıp her zerrede, yani her icracının, örneklemeyi oraya götürürsek, kendine ait bir güzelliği vardır ve o güzelliği başkasıyla da karşılaştırmaya çok gerek yoktur. O güzelliği keşfedebiliyorsak, ortaya o farklılıkların, o çeşitliliklerin birlikteliğinden daha başka güzellikler çıkar. Aksi takdirde o zaman sadece maddede kalmış bir durum olur. Eyvallah. Bana göre. Eyvallah. Üstadım, müsaadenizle bir eseri atlayarak repertuarımızdaki üçüncü esere geçmek istiyorum. Biz zaten atladığınız eseri bilmediğimiz için hepsi güzel geliyor. Yani aslında sohbet bizi bu noktaya yönlendirdiği için müsaadenizle, izninizle okuyacağım. Hazreti Yunus'tan muhteşem bir nutku şerifi, üstadımız rahmetli Cinüçen Tanrı Korur Beyefendi. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Evet. Bestelemişler. Sözler harikulade ama sonunda sizin sohbetinizle örtüşen nokta şurası kanımca. Yunus bu fikrete daldı. Evet. Hep cihanı arda saldı. Vallahi hoş lezzet aldı. Dolmuştur dimağım anda. O dimağı doldurmak herhalde aşk ile olacak. Başka ne olacak ve ki? Ve cihanı da arda salmak o aşk lezzetine ermekle olacak inşallah. Dinliyoruz efendim. Eyvallah. Thank you.
geçmişim ayağımda hakla sağlık. Allah razı olsun. Tabii yıllarca siz bir pınarın yanı başında, oradan sizin dünyanıza doğru akan o güzellikleri görme, müşahede etme imkanı buldunuz. Evet. Tattınız, öyle söyleyeyim. Nasip oldu. Nasip oldu elhamdülillah. Buradan rahmetle tekrar anıyoruz Dinuşen hocamızı. Eksik olmasın. Eyvallah. Benim dünyamda 82 yılında ortaya çıktı rahmetli Cinuçen Bey. Ankara'da bir konsere, resim heykel müzesine geldiklerinde rahmetli babacığımın çok yakın bir arkadaşıyla birlikte oraya konsere gittiklerini ve benim de peşinden gitmek için ağladığımı hatırlıyorum. ve daha sonra işte o 6 yaşımdayken tanıdığım ismi elhamdülillah yıllarca hem eserlerinde hem de kendisiyle, kendi dünyasıyla ilgili bilgileri ona çok yakın olan kişilerden duyarak yaşamaya çalıştım, evet. Gayret ettim. Birkaç cümleyle üstattan bahsetsek. Bizim tabii baba dostu. Eyvallah. Bizim biraz daha sizden önceye tabii orada bizim yaş durumu ortaya çıkıyor ama ne yapalım artık. Aslında aynı yaştayız ama tabii, öyle. Yani 76-77 ilk böyle işte ama eyvallah. Sonra 81 yılında, 80'den sonraki dönem için TRT Müzik Dairesi'nde tanıştık. Ve Samsun'da kurulacak bir konservatuvarın, belediye konservatuvarının kuruluşu için karşılaşma ve sohbet ya da ondan işte gerekli bilgileri alabilmek için tanışıklığın sonrasındaki böyle daha samimi bir ortam. Ve ondan sonra da ta Allah rahmet eylesin vefatına kadar hem sizler gibi şu anda aramızda olan Yavuzhan Erdem Bey'in de bizimle tanışmasına rahmetli hocanın vesilesiyle, yani bize adres olarak kendisiyle görüşmen lazım, adres orasıdır diye diyerek ondan sonra tanıştık biz. Şimdi de işte onlar tambur çalınca biz mutlu oluyoruz böyle ellerinde görünce ya yavaş yavaş. Ama o kadar, paylaşmak duygusu bu hep. Elbette. O kadar güzel bir şey ki özür dilerim. Yavuz Han'ı görünce siz aklıma geliyorsunuz. Cinuşen Hocam aklıma geliyor. İşte pek çok dostun şu anda dost kelimesi olarak yani birlikteliğin başlangıcı da olmuş. Böyle hayırlı işlere vesile olmuş. Beraber. Çünkü bir anda baktığında kimin kiminle birlikte olabileceğini, o hem eğiticilik, hocalık hem de içten gelen o gönül gözüyle, duyuşuyla Allah razı olsun ki onları bir araya getirebilmiş. Elbette çok önemli durumu yaşattı. Biz son vefatına kadar olan 12-13 yıllık dönemde hem bir musiki arkadaşı yani konser birlikteliği hem de
feyz alabildiğimiz, yani babamdan sonraki yakinen olduğum büyüklerimizden ve hocalarımızdan oldum. Dolayısıyla bir meşk zincirinden bahsediyorsak, o meşk zincirinin devam ettirilmesinde ve daha sonraya da aktarılmasında hep söylediğimiz o. Belki elbet. Aynı şeylerin etrafında dönüyoruz ama vaka bu neticede. Tabii ki, elbet. Kendisinin bu noktadaki hizmetlerinin ne olduğunu anlatmaya gerek yok. Çünkü hepsi ispatlı, tespitli, yazısıyla, icrasıyla, bestesiyle, hocalığıyla ortada olan durumlar. Ve onu da devam ettiren kendisinden sonra bu duyguyla, bu aşkla, bu şekle pek çok insan miras bırakarak gitti. Bu da en güzel tarafı bence. Eyvallah. Abi aslında vermeyi istemediğim bir haberi vereceğim. Hı-hı. Program bitmiş, öyle söylüyorlar. Sonuna gelmişiz. O zaman biz arkası yarın deriz artık, hayırlısı olsun. İnşallah yani. Şimdi işte tabii muhabbetle birlikte devam edince nerede olduğumuzu şaşırıyoruz. Tabii. Bizim için 5 dakika gibi geldi ama. Gerçekten tabii bu bir yani. Neticede yani. Seyirlik program. Elbette. Başka güzelliklere de yer bırakmak lazım estetik açıdan. Eyvallah. Ama biz teşekkür ederek elbette programın ben müsaadenizle kapanışını yapacağım ve ardından zaten zaten yine bir saz eseriyle seyircilerimize veda etmiş olacağız inşallah. Çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Allah bu hizmetleri, bu güzellikleri daim etsin. Bizden sonrakilere de nakletmek duygusuyla vesile olsun. Amin inşallah. Çok önemli bir yere sahipsiniz. Tekrar onu ifade etmek isterim. Evet değerli seyirciler, bugün çok kıymetli bir üstadımla Murat Salim Tokaç Beyefendi ile Muhabbetname programının bu bölümünde sizlere tadımlık da olsa geleneksel musikiğimizin günümüz ruh dünyasına sirayet ediş şeklinden değerli üstadım Murat Salim Tokaç Beyefendi'nin güzel gönlünden örnekleri dinlemeye, özümsemeye, anlamaya gayret ettik. Efendim bendeniz Necip Karakaya. Önümüzdeki hafta yine Muhabbetname programında sizleri burada bir başka konuğumuzla bekliyor olacağım. Önümüzdeki haftaya dek ve daima sizleri Cenab-ı Zülcelal Hazretlerine emanet ediyorum efendim. Hoşça kalın. Thank you.